Kırmızı Leke, Jüpiter. Büyük Kırmızı Leke, Jüpiter gezegeninde yer alan antisiklonik bir fırtınadır. Gezegenin ekvatorunun 22 derece güneyinde bulunur ve en az 340 yıldan beri sürmektedir. Fırtına, yeryüzü teleskoplarından çıplak gözle görülecek kadar büyüktür. İlk olarak 1664 yılında Robert Hooke tarafından gözlemlendi. İlk görüntü 25 Şubat 1979 tarihinde Voyager 1 insansız uzay aracı tarafından 9.2 milyar kilometre uzaklıktan elde edildi. Büyük Kırmızı Leke'nin boyutu ile ilgili olarak fikir vermek gerekirse, altında yer alan daha küçük beyaz fırtına yerin çapına sahiptir. Bunun gibi fırtınalara gaz devlerinde sıkça rastlanır ve birkaç saatten yıllara kadar sürebilirler. Voyager programı görevlerinden önce lekenin Jüpiter'in yüzeyinin sıvı veya katı bir özelliği olduğuna inanılıyordu. Büyük Kırmızı Leke Dünya'dan yaklaşık 4 kat daha büyüktür. Aynı zamanda Güneş sisteminin en büyük fırtınası olan Kırmızı Leke, 1665 yılında İtalyan gökbilimci Cassini tarafından keşfedildi ve 1773'te tekrar gözlemlendi. Elimizdeki en eski Kırmızı Leke resmini ise 1831'de Alman astronom Samuel Hering Schwab çizdi. Kırmızı Leke gittikçe küçülerek kahverengiye döndüğüne göre en az 400 yıldır süren bu muazzam fırtına artık ömrünün sonuna yaklaşıyor olabilir. Peki Kırmızı Leke ne zaman yok olacak ve giderse geri gelecek mi? Sıra dışı fırtına sistemi, Jüpiter'in Kırmızı Lekesi, dünyadaki fırtınaların tersine bir antisiklon, yani fırtınanın gözü, yüksek basıncın etkisi altında. Dünyada alçak basınçlı antisiklonlar genellikle iyi hava habercisidir ama Jüpiter'de antisiklon, fırtınalar ve kasırgalar görülüyor. Ayrıca Kırmızı Leke saatin ters yönünde dönüyor ve bir turunu 6 günde tamamlıyor. Bunun nedeni ise Kırmızı Leke'nin Güney Yarımküre'de yer alıyor olması, 22 derece güney enlemi. Zamanla daire şeklini alacak. Kırmızı Leke bu hızla küçülmeye devam ederse 2040 yılında tümüyle yuvarlak bir lekeye dönüşebilir. Ancak astrofizikçiler fırtınayı besleyen ve hızı saatte 720 km'yi aşan jet akımlarının lekenin çevresindeki hızlı gaz akışı buna engel olacağı ve Kırmızı Leke'nin oval şeklini koruyacağı kanısında. Her durumda Kırmızı Leke'nin içine uçakla girmeye çalışmak intihar olurdu. Süper hızlı esen yüksek basınçlı rüzgarlar uçağı bir konserve kutusu gibi ezerdi. Uzay mühendisleri bu engeli aşmak için yüksek basınçlı Venüs yüzeyini araştırmakla kullandıkları sondalara benzeyen zırhlı araçlar tasarlamayı planlıyor. Nisan 2017'de elde edilen son verilere göre fırtınanın genişliği yaklaşık 16 bin kilometre, yani dünyanın çapının 1 bölü 3 katı. Bilim insanları Juno uzay aracındaki mikrodalga radyometre cihazının yaptığı ölçümleri kullanarak Büyük Kırmızı Leke'nin derinliğinin yaklaşık 300 kilometre olduğunu belirledi. Cihaz aynı zamanda farklı irtifadaki bulutların sıcaklığını ölçtü. Sonuçlar fırtınanın alt katmanlarındaki bulutların üst katmanlarındaki bulutlardan daha sıcak olduğunu gösteriyor. Rüzgarlar atmosferdeki sıcaklık farkları nedeniyle oluşur. Büyük Kırmızı Leke'nin alt ve üst kısımlarının sıcaklıklarının birbirinden farklı olması, Jüpiter'in atmosferinde gördüğümüz rüzgarların neden bu kadar hızlı hareket ettiğini açıklıyor. 5 Ağustos 2011'de fırlatılan Juno uzay aracının başlıca hedefi Jüpiter'in nasıl oluştuğunun ve oluşumundan bugüne geçirdiği değişimlerin anlaşılmasına yardımcı olmaktı. 2016 yılında Jüpiter'in yörüngesinde hareket etmeye başlayan Juno, Jüpiter etrafında bugüne kadar 8 araştırma uçuşu gerçekleştirdi. Araştırma uçuşları sırasında Juno, gezegenin atmosferinin üst katmanlarının
3400 kilometre yakınına kadar yaklaştı. NASA, Juno'nun geçişi sırasında çektiği 3 yüksek çözünürlük fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşan bir kolaj imajı internet sitesinde yayınladı. Jüpiter üzerinde sürekli bir basınç bölgesi olan büyük kırmızı leke, etrafındaki fırtınaların dinamik yatay hareketine karşı siklon biçimini korumayı başarıyor. İlk olarak 1664 yılında İngiliz gökbilimci Robert Hooke tarafından keşfedilen büyük kırmızı leke, dünyanın 4 katı büyüklüğünde bir alanı kaplıyor. NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno uydusu, Temmuz 2016'da Jüpiter'e vardığından bu yana gezegen yörüngesinde keşif faaliyetlerini sürdürmekte. Büyük kırmızı lekenin bir de küçük bir kardeşi bulunuyor. Adını tahmin edebileceğiniz gibi bilim insanları bu oluşuma küçük beyaz leke diyor. İsmi sizi yanıltmasın, aslında o kadar küçük değil. O da dünyayı içine sığdırabilecek kadar büyük bir leke. 1 Mart 1979 yılında Voyager 1 tarafından alınan fotoğrafta da görüldüğü gibi küçük beyaz leke ağabeyini kovalamaya devam ediyor. İlk başta beyaz bir oluşum olarak belirlen küçük beyaz lekenin ağabeyi gibi uzun süreli bir oluşum olduğu düşünülüyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar büyük kırmızı lekenin günden güne küçüldüğünü göstermektedir. Yine de astronomlar Jüpiter'in simgesi haline dönüşmüş ihtişamlı fırtınanın ne zaman kaybolacağını kestiremiyor. Lekenin yok olma ihtimali çok yüksek. Ancak büyük kırmızı lekesiz bir Jüpiter'de düşünemiyoruz. Sakın yok olma koca fırtına, sen böyle çok güzelsin. Evet, bu makalede Jüpiter'de yer alan ve çoğu görselinde internet üzerinde paylaşılanların hepsinde var olan bu büyük kırmızı lekeyi ele almayı düşündüm bu videoda. Bu büyük kırmızı leke şu anki aşamalarda küçülüyor. Yani küçüldüğüne dair veriler daha netleşmeye başladı. Belki bir süre sonra komple artık hani Jüpiter'de bu lekeyi göremeyeceğiz makalede bahsedildiği gibi. Aslında hepimiz de bir nevi teleskopla bakan özellikle amatör astronomlar bunu çok seviyordur. Yani o lekeyle artık Jüpiter'i bir tanıma koymuş durumdayız. Bu leke olmadığı zamanlara belki ilerleyen süreçte görürsek biraz garip gelecektir tabii ki. Ama Jüpiter'in zaten kendi yapısı işte böyle çizgili detayları vesaire kaybolmayacağı için Jüpiter'in Jüpiter olduğunu hepimiz artık biliyoruz yani. Büyük kırmızı leke olmasa dahi Jüpiter diyebiliriz. Renklerinden bile ayırt edebiliriz. Ki şöyle de düşünebilirsiniz. Jüpiter Güneş sistemindeki en büyük gezegenlerden birisi ve hatta en büyüğü, direkt en büyüğü yani. Daha sonrasında Satürn vesaire takip ediyor büyüklük boyutuyla. Jüpiter'in bu kadar büyük olması haliyle bu içindeki yaratılan fırtınaların da dünyadan çok çok daha büyük fırtınalar olduğunu direkt ortaya koyuyor. Ki küçük beyaz leke dediğimiz diğer bahsettiğim makaledeki leke de dünyanın boyutunun bayağı bir büyüğü aslında. O bile küçük değil yani. Biz sadece öyle diyoruz. Evet, ilerleyen süreçte büyük kırmızı leke ile ilgili bir gelişme olursa belki yine bir videosunu yaparım. Jüpiter'le ikonlaşmış büyük kırmızı lekeyi ele aldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarıma yorum yapmayı, beğeni yapmayı, görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.